halde görürse ödü patlar. İlk yanımda mendil taşıyorum. Hoş geldiniz Çilek Hanım. Hoş bulduk Firuze abla. Biliyor musun Firuze abla? Bugün bir kreşe arkadaşım köpeğiyle geldi. Eski köpeğin adı Dudu. Anneannen duymasın, çok alınır. Dur daha bitir. Köpek var da Taci'nin aynısı. Vallahi hık demiş bunun da. Arkadaşıma söyledim. Bu köpek Taci'ye çok benziyor dedim. Nerede onlar köpeklerine arkadaş arıyorlarmış. Anneannemle konuşacağım. Eğer anneannem kabul ederse Taci'den Dudu'yu tanıştıracağım. Belki yavruları olursa bize de verirler. Hayır Çilek Hanım. Bu evden içeri köpek girerse ben giderim. Of Rüza abla, birazcık da köpekten korkmasam olmaz mı? Bebekken bize gelirse alışırsın. Alışma. Geldim. Geldim. Hoş geldin Cem. Hoş geldin abi. Biliyor musun? Şimdi kreşe arkadaşım köpeğiyle geldi. Adı da Dudu. Taci'nin aynısı. Nesi var bunun? Bilmem. Cem. Abi. Ne var? Ne var değil. Efendim. Efendim? Hem ablam nerede? Tüm olanlar açığa çıktı. Ceren de bunları tek tek babama anlatmaya gitti. Aa Ceren. Merhaba Umur amca. Ne işin var senin burada? Babanla bir şey konuşmaya geldim. Burada mı? Evet, odasında. Gir. Müsait misin baba? Aa kızım. Yavrum senin ne işin var burada? Nasıl geldin? Okul servisine rica ettim. Geçerken beni burada bıraktılar. İyi de abin nerede peki? Şu üstümdekileri çıkarayım. Sana olanları bir bir anlatacağım. Ne demek her şey açığa çıktı? Ay, anlatsana Cem, ne oldu? Anlatamam. Vakit kaybetmeden pılımı pırtımı toplayıp bu evden gitmem lazım. Bu utançla Betüş'le babamın yüzüne daha fazla bakamam. Abi sen tanıdığına göre kesin çok kötü bir şey yaptın. Sizler de beni affedin. Ve şunu bilin ki ne yaptıysam sevdiğim kız için yaptım. Kızım ne oldu anlatsana, merak ettim. Bana bak. Yoksa biri sana kötü bir şey mi yaptı? Laf falan mı attılar? Ay yok baba, sorun abim. Cem, eyvah, ona mı bir şey oldu yoksa? Yok, bir şey yaptı. Daha doğrusu yapmış. Ne? Senden ta okullar açıldığı zaman ben yatırırım diye aldığı öğrenim parası var ya. Evet. Yatırmamış. Ne? Nasıl yatırmamış? Bugün abimin öğretmenlerinden biri son derse girerken bana seslendi. Ceren, seninle bir şey konuşmam lazım dedi. Bana bizim maddi durumumuzun nasıl olduğunu sordu. Abinin söylediğine göre babanın işleri kötü gidiyormuş. Şu anda sıkıntı çekiyormuşsunuz. Abinin o yüzden öğrenim parasını yatıramadığını söyledi dedi. Allah yarabbim. Ben Cem'in böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Ben de bu kadarını beklemezdim ama inan baba. Yazık, öğretmenin de bize acımış. Müdür beyle konuştum. Aileni en kısa zamanda okula bekliyorum dedi. Eğer şu anda çok sıkıntı çekiyorsanız abine ve sana bir burs ayarlayalım. İkiniz de çok başarılı çocuklarsınız dedi. Pazartesi günü seni okula bekliyorlar baba. Ay başım döndü. Ay tansiyonum düştü galiba. Ya bu çocuk nasıl böyle bir şey yaptı? Yani bu parayı nereye harcar? Ne yapıyor bu çocuk? Abim her zaman paralarını ne yapıyor baba? Tabii ki de Tuğçe'ye hediye almıştır.
anlamadıysam Arap olayım. Eline geçen her şeyi toplayacağına ne olup bittiğini anlatsana çocuğum. Çatlattın bizi yani. Yaptığım anlatılacak bir şey değil Firuze abla. Konuşacak bir şey yok. Abi sen bu sefer gerçekten çok utanmışsın. Firuze abla, babam eve gelince bunu ona verirsin. Ne bu? Okula yatırmam gereken paranın kalanı. Hı? Hı? Kendinize iyi bakın ve beni affedin. Ben gidiyorum. Yavrum, konuşa konuşa halledilmeyecek hiçbir şey yoktur bu dünyada. Annenizle babanız, siz onları açık açık konuştuğunuzda sizi affeder insanlar. Gitti. Ya Cem! Cem! Cem, kime konuşuyorum ben? Ya ne yaptın bilsen, sen bile beni kovardın Firuze abla. Merhabalar. Eyvah. Aa, nereye böyle elinde çantayla? Her şey yolunda mı? Firuze? Çilek? Cem? Biri bana burada neler olduğunu anlatır mı lütfen? Evet. Şimdi hepiniz oturun da ne harika bir evlat yetiştirmişim bir bir anlatayım. Aa, Sadık. Hayret bir şey. Cem nasıl böyle bir şey yapabildin? Aklım almıyor. Yani nasıl böyle bir şey yapabildin? Çıldırıyorum ya. Yani sana okul için verdiğimiz parayı sen nasıl gidip de Tuğçe'ye saat almak için harcarsın? Söyle çabuk. Hepsini değil. Yalnızca bir kısmını. Kendini savunma abi. Yani sen nasıl bu kadar düşüncesiz olabilirsin evladım? Nasıl? Harcadığım kadarını harçlıklarımı da biriktirip yerine koyacaktım. Koyar koymaz da okula yatıracaktım. Ama Ceren bütün harçlıklarımı alınca her hafta parasız kaldım. Aa, şimdi de suçlu ben mi oldum? Utanmaz. Cem, Ceren, şimdi kavga etmenin sırası değil. Hem senin kardeşinle iddiaya girip harçlıklarını kaybetmenin bu konuyla hiçbir ilgisi yok Cem. İki meseleyi birbirine karıştırma lütfen. Bak Betüş, sinirimden elim ayağım titriyor. Yani ben oğlumu dürüst, sağduyulu ve iyi bir insan olarak bilirdim. Oysa o annesiyle babasının dişiyle tırnağıyla biriktirdiği okul parasını gidiyor kız arkadaşına saat için harcıyor. Bir kısmını, sadece 150 milyon civarını. Oğlum, yani hepsini ya da bir kısmını. Önemli değil bu. Paranın miktarı önemli değil. Önemli olan senin böyle kötü bir şey yapmış olman. Yaptığımın affedilmeyecek bir şey olduğunu biliyorum. Ama o saati görünce dünyada en çok Tuğçe'ye yakışacağını düşündüm. Kendi param yetseydi yemin ederim böyle bir şey yapmazdım. Ah be Cemciğim, o kadar pahalı hediyeyi baban annene bile almıyor. 150 milyon lira dediğin neredeyse Davut amcanın maaşı. Hepiniz haklısınız. Hepinizden özür dilerim. Şimdi gidebilir miyim? Nereye? Bu durumda size layık bir çocuk değilim. Bu evde daha fazla duramam. Sadık. Ha. Gidiyor. Şop, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Gir şuraya. Gir bakalım. Bana bak. Sen çok ama çok büyük bir cezayı hak ettin, anlaşıldı mı? Ne ceza verirsen razıyım baba. Şimdi derhal odana çıkacaksın, annenle yalnız konuşmam lazım. Sana ne ceza vereceğimize karar verdikten sonra gelip seninle konuşuruz. Hadi bakalım, yallah. Baba, bence artık hiç abime harçlık verme. Bir de Tuğçe ile görüştürme. Siz de bana akıl vermeyin, çabuk odanıza bakayım. Hadi kızlar odanıza, hadi. Tuğçe'yi aldığı saatte kaç tane fakir çocuk okur? 150 milyon lira para. Sahiden de büyük para değil mi abla? Hı hı. 150 tane 1 milyon. Evet, o parayla tam 300 tane çikolata, 3000 tane de sakız alınır. Vay! Ama o gitmiş bir tane saat almış. Evet, inşallah babam ona dersini verir. Verir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle hayat renkli günler.
şeker.